Günaydın, herkese iyi haftalar. Cuma günü veriyi detaylı olarak paylaştım. Sabah da söylediğim gibi mazeretli kötü gibi gözüktüğü için piyasa gereken doğru tepkiyi verdi ve gün içinde toparlanarak kapanmayı başardı. Diğer varlık sınıflarına da baktığımızda benzer bir durumda karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ama tabii şu an için hala çok net bir durum söz konusu değil bence. Baktığımız zaman 50 günlük ortalamanın üzerinde kalan ama ufak ufak aşağıya doğru inen bir S&P endeksi var. Zirvesine çok yakın olan, daha birkaç gün önce yeni zirve yapmış olan Nasdaq tarafı var. Dow Jones tarafına baktığımızda 50 günlük ortalamasının üzerinde ama S&P'ye benzer bir resim veren Nasdaq var ve son olarak Russell tarafına baktığımızda biraz daha zayıf 50 günlük ortalamasının altına düşmüş bir Russell var ki orada da aşağı yukarı 1340'ın altına gelmemiz durumunda resim çok daha kötü bir hale gelecek. Şayet 1390'ın üzerinde doğru bir hareket görebilirsek o zaman yukarıya doğru kopmanın devam edeceğini söyleyebiliriz. Kısa vadede ben hala biraz tedirginlik taşıyorum. Düzeltme diyebileceğimiz sertlikte bir hareket gelmedi. Gerçi şurada gördüğümüz 2320'nin test edilmesi teknik olarak yeterli bir düzeltme işareti olarak kabul edilebilir ama biraz daha derinleşmesinin daha iyi bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum ben. Şu an için baktığımızda hala aşağıya doğru bir satış ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ama orta vade baktığımızda 2450 ve 2670 hedeflerini korumaya devam ediyorum. Bu hafta veri açısından İki tane önemli veri olacak. Bugün açıklanacak olan verinin hiçbir önemi yok ama CPI tarafında açıklanacak olan hem enflasyonla ilgili gidişat hem de perakende satışlar kritik olacak veriler. Aynı durum Çin tarafında da aslında geçerli. Görüyorsunuz enflasyon açıklanacak, ticaret dengesi açıklanacak ve önümüzdeki pazartesi de birinci çeyrek büyümesi açıklanacak. Dolayısıyla Çin'de de takip etmemiz gereken veri yoğunluğu var. Trump görüşmesinin ardından nasıl bir fiyatlama olduğuna bakalım. Çok önemli bir değişiklik yok ama kısa vadede şu zirve diyebileceğimiz veya direnç diyebileceğimiz 6.92'ye doğru hareketin sürdüğünü görüyoruz ki burasının kırılması yuan'da biraz daha zayıflamaya neden olacak gibi gözüküyor. Buradan parite tarafına geçelim. Parite tarafında ilk başta söylediğim gibi piyasa bu defa detayları doğru okuyabildi veya şanslıydı artık bilmiyorum ama gördüğünüz üzere Euro tarafında zayıf görünen veriye rağmen Euro'yu aşağıya doğru ittirdi. Tabii aynı zamanda Fed toplantısı sonrasında gelen bilanço küçülecek düşüncesi de burada etkili görüyorsunuz. Zaten en zayıf seviyelerinde kapatması söz konusu. Şimdi de trendi çok hafif de olsa kırmış gibi gözüküyor. Şu an için baktığımızda 1.06 onlar civarının üzerine atması lazım ki yeniden o trend çizgisine dönelim. Ama buradaki diğer bir önemli unsur görebildiğim kadarıyla tabii 23 Nisan'daki seçimler. Bakın şu anda buraya Brexit'i de eklemiş durumdayız. Görüyorsunuz Brexit döneminden daha kuvvetli bir fiyatlama var diyebiliriz. Bir aylık risk reversal'lara bakıyorum. Neden bir aylık? 23 Nisan'ı hemen aşsın geçsin diye o vadeyi göstersin diye. Ama 3 aylık da baktığımızda ki 3 aylık değil aslında ikinci tur açısından 2 aylıklara bakmamız lazım. 2 aylıklara da bakalım. Görüyorsunuz orada da neredeyse Brexit'e yakın bir fiyatlamaya doğru gidiyoruz. 3 aylığa bakalım. 3 aylıkta da çok kuvvetli olması da bir satış olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak kurvun kendisine baktığımızda şurada görüyorsunuz 1 aylıkta çok kuvvetli bir satış var. 2-3 aylıkta biraz daha normalleşiyor. Ardından daha normal bir hale giriyoruz. Dolayısıyla şu an için Euro'da Fransız seçimlerinin çok net bir şekilde baskı oluşturduğunu veya piyasanın en azından bir kesiminin 1 aylık ve 2 aylık putlar üzerinden kendisini korumaya almaya çalıştığı çok net bir şekilde belli oluyor. Peki spread üzerinden bakalım. Spread tarafında şurada yine Euro'nun gerileyişini destekleyen bir unsur var ama Mart başında çok daha yüksek seviyelerdeydik. Peki piyasanın konumlanması nasıl?
hala burada çok ciddi gösterge diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Yani short pozisyonlar evet yavaş yavaş kapatılmış vaziyette ama bu bizi ancak ortalama seviyelere getirdi. Genel peki USD pozisyonlarına baktığımızda nasıl bir resim olduğunu görüyoruz. Buradaki resimde de abartılı bir durum şu an için yok. Evet biraz fazla diyebileceğimiz bir durum ama son 2 yıla oranla baktığımızda çok da önemli bir dolar long veya short pozisyon taşındığını söylemek mümkün değil. Buradan Japonya'nın tarafına geçelim. Japonya'nın da aslında şuradaki kritik seviyeyi bir kez daha zorluyoruz. Aşağı yukarı 111.50, 111.60 seviyelerini aşmayı başarabilirse biraz daha kuvvetli bir hareket başlayacak. Ama tabii şu bölge yani 114.50'lere kadar olan bölge aşılması çok da kolay bir bölge değil. Dolayısıyla 111.50'nin aşılmasıyla çok hızlı bir yukarı hareketten bahsetmek bence mümkün olmayacak. Ama şurada çok ufak bir dip olduğunu görüyoruz. Bu dip birkaç kez test edildi. 110-10 civarında. Dolayısıyla yukarıya doğru bir hareketin biraz daha olasılığının arttığını düşünüyorum. Bu tarafta CFTC pozisyonlarına hemen bir göz atalım. Çok fazla diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Yani aşırı bir şurada gördüğümüz yen long veya yen short pozisyonları burada söz konusu değil. Dolayısıyla bize çok fazla bir gösterge durumunda değil. Pound tarafında 200 günlük ortalamayı da koyarsam eğer biraz hızlı bir zayıflama oldu. Ben şurada gördüğümüz 26.60'larında test edilmesini bekliyordum ama cuma günkü hareketle beraber 50 günlük ortalamanın da altına geldiğini gördük. Şu an itibariyle baktığımızda hala kritik seviyelerin yani 121.40'ların kırılmadığını görüyoruz ama sıkışma hareketi de düşen tepelerle devam ediyor. Dolayısıyla yukarıya doğru bir harekette söz konusu olabilir. Peşine takılmamız gereken aşağıya doğru bir kırılma da söz konusu olabilir. Tabii temel olarak baktığımızda hala fon girişleri açısından problematik bir bölgeden bahsediyoruz ama pozisyonların dizilişi açısından baktığımızda kırılmanın çok da hızlı bir şekilde geleceğini zannetmiyorum. Çünkü görüyorsunuz veya burada daha önce de konuşmuştuk. Tarihin en yüksek short pozisyonları var. Dolayısıyla bu short pozisyonlar biraz daha kapandıktan sonra yani aşağı yukarı şu seviyelere 70 binli seviyelere geldikten sonra ikinci bir spekülatif atakla 1.21.40'ların kırılabileceğini düşünüyorum. Ama şu an için cuma günkü kapanış çok da pozitif olmadı. Gelelim aslında cuma gününün en ilginç diyebileceğimiz hareketine. Aslında çok da ilginç değil. Genelde haberli hareketlerde sabah mailimde de söylemiştim cuma günü geri verildiğini daha önceki örneklerde de çoğu kez gördük. Bu defa da benzer bir durum oldu. Hızlı bir şekilde 1260 ve 200 günlük ortalamanın üzerine attı ki bu sene görüyorsunuz 4 kez test ettikten sonra 5.sinde üzerine atmayı başardı ama kapanış itibariyle baktığımızda hem 200 günlük hem de 1260'ın altında bir kapanış oldu. Şunu vadeliye çevireyim. Üstlerine de hemen volume'u ekleyeyim. Görüyorsunuz çok da belirgin bir hacimle böyle bir hareket yaşadık. Kapanış çok negatif diyemem. Çok negatif olması için şurada gördüğümüz kapanışın altında bir kapanışı tercih ederdim ama zayıflık işareti olarak değerlendirebileceğimiz bir hareket oldu. Buradaki gösterge ile karşılaştırdığımız zaman da zayıflamanın devam ettiğini söylememiz mümkün. Şurada görüyorsunuz alçalan tepeler var. Dolayısıyla burada yakın zamanda biraz daha gevşerse seviyeyi daha sonra paylaşacağım. Bence bir sat sinyali alıyor olacağız. Ama kısa vadede 200 günlük ortalamanın üzerine atabilmesi veya 1260'ın üzerinde bir kapanış yapıyor olması altın açısından son derece pozitif olacaktır. Şimdi gümüşe de bir göz atalım ama
Gümüşteki hikayenin tabii biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Altın açısından da bu aslında son derece negatif. Gümüşte de gördüğünüz üzere benzer bir şekilde sert bir yukarı hareket yaptık. Ki gümüş aslında bu tip konularda yani jeopolitik streste altından farklı bir noktada, altın kadar kaliteli bir varlık değil. Ama yukarıya doğru sert bir hareket yaptık. Tam Şubat tepesinden geri döndü. Önceki günün net bir şekilde altında kapattı. Dahası 200 günlük ortalamanın da altında kapattı. Yani son derece negatif diyebileceğimiz bir gümüş kapanışıyla karşı karşıyayız ki bu altın için de bence iyi değil. Daha da kötüsü gümüş longlara baktığımızda yeniden tarihinin en yüksek gümüş longları olduğunu görüyoruz. Yani şu anda herkes gümüşe yığılmış durumda. Nedenini bilmiyorum. Evet, işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi olabilir, 200 günlük ortalamanın üzerine çıktığı için teknik olabilir. Pek çok gerekçeden bahsedebiliriz ama şu anda herkesin gümüş long olması rahatsız edici. Tabii cuma günü gelen satışın sertliği aslında buna bağlı. Bu biliyorsunuz gecikmeli bir veri. Bizi çok update tutmuyor ama 7'sinde gelen satış herkesin long olmasından kaynaklanan o kadar kuvvetli bir satıştı. Benzer bir durum altında da var mı derseniz hayır. Altın tarafı daha sağlıklı. Hatırlarsanız bundan önce altının daha önceki zirvesinde altın ve gümüş ikisi de çok yüksek seviyelerdeydi. Şu anda sadece gümüşün benzer yükseklikte olduğunu, altının çok daha düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Şuradaki harekette Haziran hareketinde görüyorsunuz çok daha yüksek altın, çok daha yüksek gümüş vardı. Şu anda sadece gümüşte yeni bir zirve var ama ikisini beraber değerlendirdiğimizde altın açısından da ben bu işin satışla sonuçlanacağını düşünüyorum. Altın hisselerinin de cuma günü hafif yatay olarak kapattığını, yine benzer bir yukarı hareket denediğini ama yatay olarak kapattığını görüyoruz. Dolayısıyla altında da daha düşük seviyeleri beklemeye devam ediyorum. Tabii bu 1000 hareketinin işaretçisi mi? Hayır, henüz bu seviyelerden böyle bir şey iddia etmek çok zor ama önemli bir dönüşün ilk sinyalini görmüş olabiliriz. Petrol tarafına geçelim. Petrol tarafında yeniden artan kuyu sayıları görmeye devam ediyoruz ama buna rağmen petrol sağlam duruşunu sürdürüyor. 200 günlük ortalamanın üzerine çıktığımız gibi 50 günlük ortalamanın da üzerinde bir kapanış yapmayı başardı. Burada söyleyecek çok yeni bir şeyim yok. Muhtemel 55-56 seviyelerini test edeceğiz. Özellikle OPEC toplantısında Mayıs ayında ikinci bir indirim veya indirimin devam ettirilmesi beklentisi var. Buna stokların yavaşlaması da eğer eklenirse piyasa yeni bir banda oturacaktır. Burada çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yalnız tekrar long pozisyonlara bakarsak biraz daha eritilmesi iyi olurdu. Evet, önemli bir düşüş oldu. 156 binden, pardon, 560 binden 400 bine ama yine de biraz daha geri çekilmesi yukarıya zıplama açısından daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim pamuk tarafına. Pamukta da güzel bir satış hareketi yakaladığımızı düşünüyorum. 76 seviyeleri kırıldıktan sonra hızlı bir şekilde çözülme geldi. Orada da zaten şuradaki yukarı hareketin yanlış fiyatlama olduğunu net bir şekilde paylaşmıştım. Özellikle ekim alanları geldiğinde çok hatalı bir değerlendirme yaptı piyasa. Ardından da hızlı bir çözülme geldiğini gördük. Bundan sonra çok fazla takip etmeyeceğim ama 200 günlük ortalamaya doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. CFTC tarafında da baktığımızda burada da diğerlerinde benzer bir şekilde tarihinin en yüksek long pozisyonları vardı. Nitekim o long pozisyonların az da olsa azalmaya başladığını görüyoruz. Bitirmeden önce 10 yıllıklara da bakalım. 10 yıllıklarda aslında şimdi geriye doğru bakınca
muazzam bir trade fırsatı veren bir enstrüman şeklinde dolaşıyor. Her defasında bu defa kıracak mı acaba diye beklerken yine 3.31-3.32 civarından yukarıya doğru dönmüş durumda. Ama hala bir bandın içindeyiz. Acele etmeye gerek olduğunu zannetmiyorum. Burası sıkışırken başka yerlerde fırsatlar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hala buradaki bandın kırılmasını bekleyip ondan sonra harekete geçmek daha doğru olacaktır. Tabii burada birkaç tane dinamik var. Yani Fed'in faiz arttırması, enflasyon beklentileri, işte term premium, diğer eksi getiri yapan varlıkların yavaş yavaş artıya geçmesiyle buraya olan talebin azalacak olması gerçeği, faiz artışlarında piyasanın beklediği gibi bir tane daha mı olacak, yoksa Fed'in düşündüğü gibi artı iki tane daha mı göreceğiz? Birçok dinamik var. Bu dinamikler hepsi ayrı ayrı fiyatlanıyor. Dolayısıyla kırılmayı görüp hareket etmek çok daha doğru olacaktır. Herkese iyi haftalar diliyorum.